sevgili komşularım, hepiniz hoş geldiniz. İlk mahalle buluşmalarımızdan biri. Hesap verebilir, takip edilebilir, ne dediği belli. Vaatlerini vatandaşla, sizlerle, Şişlilerle beraber yaratan ve sizlerle beraber takip eden bir başkan olma vaadim vardı, sözüm vardı. Onu tutmam gerekiyor. Gerçek konular ve gerçek sorunlar var. Bunlara ilişkin çözümler üreteceğiz. Bunların hepsini görüyoruz. Geldik geleli kent lokantasından emekli desteğine, gezici kent kafesinden festivallerine, pek çok alana kadar pek çok işi üretmeye ve koymaya çalışıyoruz işin açıkçası. Ve bütün zorluklara rağmen, bu zorlukların hiçbiri hizmet için bahane olamaz artık. Bütün bu zorluklarla beraber yapacak çok işimiz var. Bunun yanında daha yapısal sorunlara ilişkin, kentsel dönüşüme ilişkin, planlamaya ilişkin, bu kentin trafiğine, bu kentin otoparkına, bu kentin yeşiline, bu kentin parkına ilişkin, bu kentin çocuklarına ilişkin yatırımları da yapıyoruz. Bakın Mekik uygulaması yaptık, ücretsiz ulaşım uygulaması yaptık. Mekik uygulamasıyla bile şu ana kadar 30-35 bin Şişlili bu ücretsiz ulaşımdan faydalandı. Şu 100 gün gece gündüz hiç durmadan bir şeyler üretme çabası içerisindeyiz. Binamızın sizin vasıtanızla, Kiptaş'la kentsel dönüşüme sokmak istiyoruz. Gece kondumuz var. Oranın kentsel dönüşüme ne zaman girecek? Bütün mahalleci orayı istiyoruz. Tabii en önemlisi planlar, yani kentsel dönüşüm. Büyük bir konu, yapısal bir konu. Bugünden yarın olacak bir konu değil, seferberlik içeren bir konu. Hep söylüyorum bunu. Yani bir sihirli değnek yok, dokunduk kentsel dönüşüm oldu yok. Ama elimizde şu anda şöyle bir enstrüman var ve bu bizim için çok güçlü. Bakın ben şehir plancısıyım, iki başkan yardımcısı arkadaşım şehir plancısı. Yani teknik kadrosu şu anda Şişli Belediyesi'nin teknik kadrosu çok iddialı, çok güçlü arkadaşlar. Şişli Belediyesi'nde bu anlamda önümüzdeki dönem planlamayla, kentsel dönüşümle ilgili gerçek bir yol haritası göreceksiniz. Fakat burada bize görev düşüyor, size görev düşüyor, bakanlığa görev düşüyor. Biz Kentaş şirketiyle, kendi şirketimizle de bunun moderasyonunu üstleneceğiz. Danışmanlığını yapacağız, sizlere bunu anlatacağız. Fakat planlarla bazı avantajlar sağlıyoruz. Bu avantajların da buranın dönüşümü için belli konularda hızlandırıcı faktör olacağını biliyoruz. Bunun dışında otopark konusu hepimizin gündemi. Şişli'de bu alan gibi ürettiğimiz tüm projelerde zemin altı otoparkla bu dönem 4500 araca yakın bir otopark kapasitesini hızlı bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Onu söyleyeyim. Ürettiğimiz her projede zemin altı otoparkı esastan önümüze koyuyoruz.